2023 yılı bizim için de, ülkemiz için de, bütün dünya için de çok kötü bir işte. Yoğun geçen 23 yılından sonra 2024 yılı daha sakin girdik. Ama faaliyetlerimiz devam etti. Ben daha çok kadınlara yönelik faaliyetler yapıyorum. Erkekler de bir şey yapsın istiyorum. Mesela haftanın belirli günlerde burada oturup bir kahveye gidip sohbet edeceklerine burada biz... Onlar da bir şey yapsın istiyorum ben. Ben erkeklere yönelik bir şey yapamam ki. 35 tane kadınımla her hafta burada buluştuk. Her hafta 1400 lira derneğimize gelir sağladı onlar da. 8 Mart'tan önce deprem anması yaptık. Şubat'ta, 6 Şubat'ta meydanda büyük bir, bizim aynı zamanda kadın meclisimiz de var. Cem Evi'nin kadın meclisi de var. 8 Mart'ta çok güzel bir etkinlik yaptık. 31 Mart seçimlerinden önce burada bir kahvaltı verdik. Birlik beraberlik resmi verelim. Birlik beraberlik olsun. Buradaki yerel televizyonların bile yapamayacağı bir etkinlik yapalım dedik. Benim fikrimdi. Kadınlar yerel yönetimlerden neler istiyor? Başlığı adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde de bütün partiler geldi. İşçi Partisi geldi, Emek Partisi geldi, hepsi geldi. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Yani şey getirdi, ses getirdi. Yani bütün belediye başkan adaylarını kendini ifade etti burada. Aynı zamanda kadınlar da ondan ne istiyor? Yine yerel yönetimlerde neler istiyor? Konulu bir şey vardı, başlık vardı. Sordu hani çok kırmayacak şekilde. İnsanları eleştirinin boyutunu bozmayacak şekilde çok da güzel bir etkinlik oldu. Aynı zamanda şey de yaptık biz, kadın üretici standları açtık. Sadece üreten kadın standlarını açtık. Burada kadın evinde ürettiyse, makarnası varsa, onu varsa, bunu varsa, öyle ürettiklerini onlara olanaklar sağladık. Ben isterdim ki hani bu kadın şeyini bir güne değil, 5 gün olsun. 5 gün burası açık olsun. Her güne bir etkinlik koyalım. Şu anda iyi durumda. Ortaca Pir Sultan iyi durumda dedi. Bilmiyorum. Bakacağız, yine şeylere bakacağız. Ama benim yine de bir hayalim vardı. Bizim kütüphanemiz var. Kütüphaneyi aktif hale getirip haftada en az 3 günde kütüphaneden yararlanan çocuklarımıza ücretsiz yemek vermek. Bunu çok istiyorum. Eğer bir dönem daha gidersem bu kesinlikle bunu yapacağım. Kütüphaneye şeyleri, bilgisayar ağlarını kurup, internet ağlarını kurup çocuklar gelsin. Üniversitede çocuklar olsun. Hani benim amacım zaten bizim yaş ortalamamız hep 65 yaş üstü. Mesela şu anda bizim koro çalışmamız var, saz çalışmamız var. Hep gençlerden oluşuyor. Gençlerden oluşuyor. Ben istiyorum hani şu anda gönüllü hocalar bulup haftanın belirli günleri üniversiteye hazırlanacak olan çocuklara ders vermek burada. Çok güzel olmaz mı? Kütüphanemizi faaliyete geçirip bunu duyuracağız tabii ki. Sosyal medya çok önemli. Bizim için de önemli. Sosyal medyanın da takipçilerimiz güzel bizim. Çok güzel takipçilerimiz var. Yani kütüphane faaliyette değil şu anda. O kütüphaneyi faaliyete geçirip çocuklar orada ders çalışsın. Çocuklar burada yararlansın, ders çalışsın burada ama çayımız olsun, öğlen yemeklerini yesinler. Gerekirse akşam yemeklerini de yesinler, gitsinler. Ki böyle olursa çocuklar buraya daha çok gelir, gençler buraya daha çok gelir. Bir çocuk bir çocuğu getirir, 2 çocuk 5 çocuğu getirir. Siz de görüyorsunuz ne kadar sakin bir yer burası. Değil mi? Çok sakin. Ulaşımı da çok kötü değil, yakın ulaşım, yol üstü zaten dolmuşlar geçiyoruz. Mesela haftada bir gün de olsa bir köy okulu, köy okuluna mesela sabah kahvaltısı süt, peynir. Ya bizim mesela köylerimiz hep köylerimizin hepsi Alevi köyü değil ama götürsek hani oraya bir öğün mesela süt versek olmaz mı çocuklara? Hiç değilse şeylere versek, ana sınıf çocuklarına versek. Hep aklımdan geçiyor. Köy okullarına da hiç değilse ana sınıflarına sabahları her sabah, her gün olmasa da haftanın 3 günü süt, kek dağıtmak istiyorum. İstiyoruz yani. Böyle bir projemiz de var.
Gelecek dönemde. Evet. Gelecek dönemde ki ben de eğer burada olursam. İnşallah olursun.